Sevgili öğrencilerim, merhaba. Hepinizi bütün kalbimle, özlemle, sevgiyle selamlıyorum. Üsküdar Üniversitemizin televizyon mecrasından bir derste daha yeniden buluşmuş olduk sizle. Bugün tıpta insani bilimler dersimizin bir başka konusunda beraberiz. İlk anlatacağım konu hasta odaklı yaklaşım olacak. Hastalara hizmet verirken hekimler sürekli kendilerine dönük, kendi bilgilerine dönük ve kendi isteklerine dönük tutum aldıklarında hastalarıyla ve hasta yakınlarıyla yeterli teması ve sıcaklığı sağlayamamakta. Bunu gördükten sonra dünya üzerinde 21. yüzyılda yeni bir akım başladı. Hasta odaklı yaklaşım. Yani hizmetlerin merkezine hastayı alacağız. Biz kendi bilimsel doğrularımızı ve uygulamalarımızı hastanın odağında, onun kültürüyle, onun davranış modelleri üstünden ona vermeye çalışacağız. Bu konuları işleyeceğiz bugün. Zaten 21. yüzyıl daha öndeki, kendinden önceki yüzyıllara hiç benzemeyecek arkadaşlar. İlk 20 yılında da bu farklılıkları görüyoruz. Yeni kavram ve yaklaşımlar her tarafı sardı. Her sene yeni bir kavram geliyor. Bu kavramları da klinik tıbbi bilginizi pekiştirdiğiniz, geliştirdiğiniz kadar bu kavramları da dağarcığınıza katmak zorundasınız. Aksi takdirde çağın gerektirdiği bir hekim olamayıp çağın gerisinde kalmak tehlikesi var. Hasta odaklılık işte bu yeni kavramlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. 21. yüzyılın 6 tane hedefi var deniyor. Hizmetlerimizle ilgili 6 hedefimiz var. 1. İlk hedefimiz hastalara zarar vermeden ne yapacaksak, yani hasta bize geldiği zaman, bizden hizmet aldığı zaman, evine onu gönderirken eskisinden daha kötü hale getirip bırakıp göndermeyeceğiz. Çok böyle şeyler var. Örnekleri de hiç az değil. Amerika'da yapılan, ta 2001 yılında yapılan bir araştırmada yılda yaklaşık 100 bin hastayı doktorların öldürdükleri, tabii bilerek değil, uygulamalar esnasında yapmamaları gereken işlemleri yaparak hastaların ölümüne neden oldukları bulundu ve bu hiç az bir sayı değildi. Bütün dünyada da buna benzer sayılar veriyor. Kaş yazar yapacağız derken göz çıkarmadan ne uygulama yapacaksak yapacağız. Bizim mizah edebiyatımızın büyük bir ismi var. Neyzen Tevfik. Hepiniz bilirsiniz. Birçok argo şiirleriyle de meşhurdur. Halk arasında döner durur onun mısraları. Tıpla ilgili de şöyle bir şey söylemiş. Ta 20. yüzyılın başlarında bunu söylüyor. Birinci Dünya Savaşı zamanlarında. Tam bundan 100 yıl önceden bahsediyoruz yaklaşık. Bir hezakat zedeyim, midemi tıp tepti benim. 40 katır tepseydi yıkılmazdı bu sağlam bedenim diyor. Tıp beni tepti diyor. Yani hastalarımıza hizmet vereceğiz derken onları katır tepmişten beter hale getirmememiz gerekiyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Güvenli, bu hasta güvenliği bizim ilk düsturumuz olmalı. Hipokrat'a atfedilen bir söz var. Yanlışlıkla Hipokrat'a atfediliyor. Ben okuduğum kaynaklarda bu sözü Hipokrat'ın da öğrencisi sayılan Galenos, Bergamalı doktor Galenos söylemiştir. Yani Anadolu'dan çıkmıştır bir söz. Öncelikle zarar verme. İşte bu hasta güvenliğinin dünyadaki belki kitaplara geçmiş ilk deklarasyonun niteliğinde bir sözdür. İkincisi, hizmetlerde etkililiği temel al. Yani yaptığın işlem her neyse, ben bunu yaptıktan sonra bu hastanın sağlığında, vücudunda, ruhunda, sosyal yaşamında ne gibi değişiklik olacak, neyi bekliyorum deyip etkim ne olacak, bunun hesabını yapmamız lazım. Etkililik 3 tane şekilde maalesef çiğnenmektedir. Kılı kırk yaran ülkelerde bile %30, %40 oranında
etkisiz, hatta zararlı hizmet verildiği tespit edilmiş. Türkiye'de hiçbir araştırma yok bu konuda. Birazcık böyle bizim mahrem alanımız, sanki hekimlerin kusurunu açmak gibi kabul ediliyor ve bu konuda veriler açılmıyor, araştırma yapılamıyor pek Türkiye'de. Türkiye'den yapılmış hiçbir araştırmaya rastlamadığımı söyleyebilirim. Dişe değer, kuvvetli bir araştırma. Etkililik, hizmetlerde biz o hizmeti vermeseydik olmayacak bir şeyi meydana getirmek demektir. Etkililiğin bozulduğu haller yanlış kullanım. Buna misuse derler dünya literatüründe, İngiliz literatüründe. Eksik kullanım, underuse veya fazladan kullanım. Bu da overuse. Bunların üçü de birbirinden kötü sonuçlar doğurur. Tam kıvamında ne fazla ne az ve yanlış bir şey yapmadan beklediğimiz etkiyi doğuracak işlemlerle limitli kalmalıyız hastalar üzerinde işlem yaparken. Üçüncü olarak hasta odaklı olmak. Bakın 6 tane temel düsturumuz var. 6 tane. Bunlardan bu 6 düsturun üçüncüsü hasta odaklılık. Hasta odaklı olmak 21. yüzyıl hekiminin olmazsa olmaz bir tutumu, bir davranış şekli, bir mesleki uygulama ilkesi olmalı. Her türlü klinik kararlarda, hastanın bundan ne gibi yarar sağlayacağını, onun değer ve inançlarına uygun iş mi yapıyorum yoksa onu rencide edecek bir şeyler mi yapıyorum farkına varmadan, bilerek bilmeden diye bunun gözden geçirilmesi ve insana saygıyı ihmal etmeden hizmetin sunulmasıdır. Hastaya saygı. Bu noktaya dikkatinizi çekiyorum. Dördüncü olarak zamanında hizmet vermek çok önemli. Gecikmiş hizmet, hizmet değildir diye ben bunu hani adalet saraylarının duvarlarında yazar. Gecikmiş adalet, adalet değildir. Adamı 15 sene yatırırsın, 40 yaşında hapse atarsın, 55 yaşında adama pardon, sen aslında suçsuz musun, hadi çık dışarı. Pardon da adamın hayatının en güzel 15 senesinin pardonu olmaz yani. Sonradan meydana gelen bir adalet, adalet değildir. Zamanında, tam zamanında vermek lazım. Aynı şey sağlık hizmetlerinde de geçerli. Zamanını eğer savsaklayarak zaman aşımına uğratırsak, kanser gibi kronik hastalıkların birçoklarında İş işten geçer ya da erken müdahale şansını kaybetmiş oluruz. Ha, akut durumlarda zaten zamanında davranmazsan hastayı kaybedersin veya kalıcı bir sakatlığa neden olursun. Kanama olur, MI olur, ne bileyim buna benzer ani deliryum, psikiyatride deliryum tablosu meydana gelir falan. Bunlara hemen müdahale etmezsen zaten iş işten geçmiş olur. Acil durumlarda pek savsaklama şansımız yok ama kronik rahatsızlıklarda ve yakınmalarda çokça öteleyip sürekli bugün git yarın gel diyerek hastaları zahmete soktuğumuz ve zamanında hizmet veremediğimiz de bir gerçektir. Bir başka ilkemiz, beşinci ilkemiz, verimli olmak zorundayız. Zayilerin önüne geçeceğiz. Yani kaynakları çarçur etme, boşa harcama tutumundan vazgeçeceğiz. Doktor alıyor eline, mesela hastada bir ön tanı düşündü diyelim. Önünde de bir laboratuvar istek ekranı var. Eskiden kağıttaydı, şimdi ekranda. Baştan aşağı ne varsa hepsini tıklıyor. Senin ön tanınla ilgili olsun olmasın, ne var ne yok hepsini istemenin alemi yok. MR kullanımı, BT kullanımı, BT'de biliyorsunuz röntgen görüntüsü almaktan bile daha yoğun X ışınları veriyoruz hastaya. Hastayı gereksiz yere kanser yapan ışına maruz bırakmanın bir alemi yok. Zarar da verebiliriz. Zayi ederken kaynaklarımızı hastaya zarar da verebiliriz. Ya da en azından kıt kaynakları verimsiz kullanmak bazı hastaların bu hizmetlerden mahrum kalmasıyla sonuçlanacaktır. Unutmayınız, dünyada her şeyde olduğu gibi belki de en kuvvetle karşımıza çıkan şekliyle sağlık hizmetlerinde
Bu dünyada istek ve ihtiyaçlar sonsuz, kaynaklar kısıtlıdır. O halde profesyonellere düşen en önemli görev, kendisine emanet edilen kaynakları isabetli kullanmak, onları zayi etmemek, böylelikle olabildiğince çok ihtiyaca cevap verir halde tutmaktır. Ve son olarak da hakkaniyetli. Hakkaniyetli olması çok önemli. Biliyorsunuz tıpta insani bilimler dersimizin vize sınavı yerine geçecek ödevi de hakkaniyeti işliyordu. Bu arada ödevlerinizi aldım. Çok güzel çalışmalar yapmışsınız. Sizin hocanız olmaktan bir kere daha gurur duydum. Daha tıbbın birinci sınıfında bu kadar güzel şeyler yazanlar mezun olduktan sonra kim bilir ne güzel çalışmalar ortaya koyacaklar. Hepinizi alnınızdan öpüyorum. Hakkaniyetin bozulduğu haller, ya mesela şimdilerde yaşlılar çok gündemde, işte koronavirüs günlerindeyiz. Yaş bir olumsuz faktör gibi, çok yaşlanınca insan hizmetleri alamaz. Kendisine yardım edecek gençlerden yardım eli bekler ya da sosyal kurumlardan. Bu arada demek ki yaş bir hakkaniyet erişim açısından dezavantaj haline gelebilir. Cinsiyet böyle. Dünyanın birçok ülkesinde kadınlar erkekler kadar hizmeti rahat kullanamıyorlar. Bazı ülkelerde mesela kadın erkek doktora muayene bile olamaz. Kadını kadın doktor, erkeği erkek doktor muayene ediyor. Cinsiyet ayrımcılığı böyle hallerde karşımıza çıkabiliyor. Dini nedenlerle inanç, ırk, sosyal grup, zengin, yoksul ayrımı, bütün bunlar hakkaniyetin bozulmasına neden olabilecek durumlardır. Bu kadar konuştuktan sonra önemini de size tam olarak yansıtabildiğimi düşünüyorum buraya kadar. Şimdi artık hasta odaklı sağlık hizmeti neymiş, bunun bir tanımını yapma zamanı geldi. Final sınavı olacak arkadaşlar. Final sınavı için bazı yerler soru çıkabilir diye, hani size ünlemle buralar önemlidir diyorum ya, İşte bu tanım onlardan biri. Bir yere not alın. Hasta odaklı sağlık hizmeti nedir diye bir soru çıkabilir karşınıza. Tanıma bir bakalım. Kendilerini etkileyecek kararları verirken hastaların, yani kimleri hastaları etkileyecek kararları verirken hastaların değişik tercihlerini fark etmek. Bakın, birinci önemli şey hastaların değişik tercihlerini fark etmek. Fark ederek bunlara uyum sağlayabilen ve hastaları karar vermede paydaş olmaya teşvik eden sağlık hizmetidir. Özelliklerini bir daha sayalım. Hasta odaklılıkla neyi kastettiğimizi. Hastalar hakkında bir kararlar veriyoruz. Onu ameliyat mı edelim, bir hafta hastanede yatıralım mı, yoksa her gün eve gitsin gelsin mi, ona radyoterapi mi uygulayalım, mamografi mi çekelim, ona ne bileyim radyoaktif bir madde verip 2 gün sonra gel görüntünü alalım mı diyelim. Bir sürü bir şeylerimiz var, uygulamalarımız. İşte bu kararları verirken bazısının bunu kabul edeceğini, bazısının etmeyeceğini, bundan bazılarının çok rahatsız olabileceğini bilmek durumundayız. Hastaların değişik tercihlerini fark ederek biz bunu fark edeceğiz. Ondan sonra da hastanın üstüne çullanmayacağız. Ben ne diyorsam onu yap, sen benden daha mı iyi bilir, ne var yani, herkese yapıyoruz, ne korkuyorsun gibi şeyler söylemeden bunlara uyum sağlayabilen olacağız biz bu değişik tercihlere. Buna rağmen ne yapabileceğimizi bir daha düşünmeye başlayacağız. Bu açıdan hasta odaklı sağlık hizmeti çok yorucudur, zahmetlidir. Herkese göre kendine yeniden ayar verme gibi bir zahmeti doktorun üstüne yükler. Hastaları karar vermede paydaş olmaya teşvik eder. Sussa bile o biz ne dersek sessizce dinliyorsa, sen ne dersin, senin görüşün de burada önemli. Eğer sen de mutlu olacaksan ben bunun uygun olacağını düşünüyorum, ne dersin, kabul ediyor musun gibi onun kendi tercihlerini ve karara iştirakini sağlamaya çalışacağız.
Institute of Medicine, Amerika'daki tıp enstitüsü, bütün dünyanın bu tarz tıp hizmetlerinin nasıl verileceğine, şekillendirileceğine en fazla öncülük eden amiral gemisi burası. Bu tanımı yapmış arkadaşlar. Yine Institute of Medicine aynı kitapta diyor ki sağlık profesyonelinin 5 temel yetkinliği olması lazım. 5 konuda iyice beceri sahibi olmalıdır diyor. 1. Hasta odaklı hizmet sunabilen kişi olacak. Değilse bu kişi sağlık profesyoneli değildir diyor. Hasta odaklı hizmet sunabilenler 21. yüzyılın sağlık profesyoneli. Sadece hekim de demiyor, dikkat edin. Hemşire, fizyoterapist, diyetisyen, sağlık yöneticisi, ne bileyim acil teknikeri, laboratuvar teknikeri, say sayabildiğin kadar. Sosyal hizmet uzmanı, çocuk gelişimcisi, iş sağlığı güvenliği uzmanı. Sağlıkla ilgili ne varsa, Türkiye'de 43 tane sağlık mesleği vardır arkadaşlar. Hasta odaklı hizmet sunma. Disiplinler arası takım halinde çalışma. Bu 43 sağlık profesyoneli nerede çalışacak? O da bizim gibi sağlık kuruluşlarında çalışacak. Ya ambulansta çalışacak, ya acilde çalışacak, ya laboratuvarda çalışacak, ya ameliyathane teknikeri olarak ameliyathanede çalışacak, ya laborant olarak biyokimya laboratuvarında çalışacak, eczacı eczanede çalışacak, klinik eczacılık yapacak. Serviste hemşireyle beraber çalışacağız yatan hastalara ya da poliklinikte hizmet verirken. Bütün bunları düşündüğümüzde disiplinler arası takım halinde çalışma. Ayrıca disiplinler arası derken tıpta uzmanlık dallarının da her biri bir ayrı disiplinmiş gibi farklı davranır tıpta. Dahiliyeci başka davranır, genel cerrah başka davranır, kadın doğumcu başka davranır. Ortopedist başka, biyokimya uzmanı başka. Dolayısıyla onlar aynı hasta için el ele verdiklerinde, yani el birliği yaptıklarında birlikte çalışıp en iyi sonucu ortaya çıkarabilecek şekilde birbirleriyle çalışma, takım oluşturma yetkinliğine kavuşması lazım. Bakın daha iyi tıp hizmeti sunma özelliğinden önce bu özellikleri saydılar. Üçüncü sırada da iyi tıp, kanıta dayalı tıpı uygulayabilme. Eğer sadece kanıta dayalı tıpı biliyor ama diğerleriyle uyumsuz çalışıyorsanız siz iyi bir doktor değilsiniz demektir. Bir de sağlık hizmetlerinde kaliteye de önem vermek. Tamam sen işini iyi yapıyorsun ama genel anlamda kalite, hasta memnuniyeti, hastanede yatırdığımız hastalarda nozokomyal enfeksiyonların, yani hastane bulaşmasından dolayı enfekte olması çok sık gördüğümüz bela bir durumdur biliyorsunuz. Bunlardan nasıl koruyacağız? Onlara da dikkat edeceğiz. Bakımı, sadece bakımının kalitesi değil, ona verilen diğer hizmetlerin de kalitesi. Yemeği zamanında geliyor mu? Temizliği yapılıyor mu? Üşüdüm deyince üstüne ikinci bir battaniye verme refleksimiz tam mı? Bütün bunları takip edebilmemiz gerekiyor. Kalitenin sürekli iyileştirilmesine biz de kendi gücümüz oranınca katkıda bulunacağız. Ve beşincisi, bilişim olanaklarından azami yararlanma. Bilişimin ne kadar önemli olduğunu bugünlerde online günleri diyorum ben bugünlere. Korona online günleri. Herkes artık online üstünden hiç adını sanını duymadığımız aplikasyonları, programları bilgisayarlarımıza, cep telefonlarımıza indirdik. Onlar üstünden çalışıyoruz. Daha önce aklımızın ucundan geçmeyen televizyonun karşısına geçip size buradan sesleniyorum. Bilişim olanaklarından daha kim bilir neler var. Gittikçe de çok fazla şeyi öğreniyor olacağız. Hastaların verilerinin analizi, görüntülerinin konsültasyonunda topluca karar verme, kanıta dayalı uygulama yapabilmemiz için kanıtlara ulaşmada, Cochrane Institute gibi, bunu anlatmıştım size biliyorsunuz.
rahatça ulaşıp oradan kanıt devşirebilme ve benzeri. Bütün bunlar bilişim olanaklarıyla sağlayabileceğimiz işlemler. Bir hekim ancak bu hasletleri taşıdığı zaman iyi bir hekim olur. Bunu yine Institute of Medicine'ın yayımladığı çok güzel bir kitap olan Health Professionals Education: A Bridge to Quality kitabından aldım. 2003 yılında yayınlamışlar arkadaşlar. 21. yüzyılın manifestosu niteliğinde kaynaklar bunlar. Hasta odaklı yaklaşım buysa, biz bugünlere nasıl geldik? Biraz da bunun tarihçesinden bir göz atalım şöyle. Ta 1969 yılında Dalent isimli bir sağlık araştırmacısı, bir hekim şöyle diyor: her bir hastanın ayrı ayrı, bakın her bir hastanın ayrı ayrı ve biricik, sadece ona özgü demektir. Biricik, yekta, eskilerimiz buna yekta, yek, sadece ona ait demektir. Yekta bir insan olarak anlaşılmasını zorunlu sayan inanış. Yani böyle anlayacağım: eğer ben hasta odaklı yaklaşıyorsam, karşımdaki hasta birçok hastanın taşıdığı hastalıkla aynı sağlık durumunu taşıyor olabilir. Ama hastanın kendisi biriciktir. Oradaki hastalığı değil, hastanın kendisini görerek, ona şahsiyet vererek hastalığını ele almamızı gerektiriyor. 1969'da demek ki bunu ilk, belki bundan çok daha önceden, yüzyıllardır meslektaşlarımız, büyüklerimiz, bizden öncekiler, öncülerimiz bunları düşündüler, ama literatüre geçmiş olduğu ilk dönemlerden birisi 1969. Ne ediyor? Tam 60 senedir bu iş var demek. 70 desek 50 yıldır. Böylelikle bu hastayla, hastayı biricik sayıp onu ayrı bir, tek bir varlık olarak ele alınca hasta odaklı görüşme kavramı ortaya atılıyor. İşte o hastaya odaklan ve anamnezini, görüşmeni, sorgulamanı, oradan bulgularını bu biricik varlığın kendine özgü dinamikleriyle almaya başla diyor. Demek ki ilk önce anamnez alış stillerimizle ortaya çıktı. Her hasta kendisine ait bir öykü taşır. Öykü, her hastanın bir öyküsü vardır. Ve bu öykü ile biricik bir insandır. Güvenliğe ve güvene dayanan hizmeti destekliyor bu anlayış. Yani ona zarar vermeden ne katkıda bulunabilirim? Biz nihayetinde yaradan değiliz. Ölmek üzere olan birini de ölümün pençesinden sürekli alıp hiç kimsenin, herkesin ölümsüzlüğünü garanti eden de değiliz. O halde bizim sadece hastaya kendi limitlerimizle verebileceğimiz katkı nedir? Zarar vermeden. En azından manevi desteğimiz nedir? Onu güçlü bir varlık olarak tutup onun onuruna yakışır bir şekilde, onun tercihlerine saygı gösteren, böyle bir muamele içinde ne katabileceğimizi düşündüğümüz zaman buna hasta odaklılık deniyor. Hastanın semptomları kadar ilgilerini önceliklendir. Yani hasta neyle ilgileniyor o anda? Eğer diyelim başında biraz müpem bir ağrı var ama karaciğer kanseri. Adam belki 3 ay sonra ölecek hasta. Bizim için karaciğer kanseri o anda baş ağrısından çok daha fazla önem taşır. Ama o onu önceliklendirdiği zaman biz onu, ya o önemsiz bir şey, dur hele demememiz gerekiyor. Onu da çok önemli olarak ele almamız gerekiyor. Kendi önceliklerimiz yanında hastanın ilgilerini de, kendi önceliklerimiz daha ziyade semptomlara, bulgulara dayanıyor. Hastanın ilgileri, tercihleri de en az onlar kadar önemli tutulmalıdır. Hastalığı, aynı şeyi bir başka cümleyle söyleyelim, biyolojik olduğu kadar psikolojik dinamikleriyle, boyutlarıyla ele almamız gerekiyor. Ve böylelikle sürüp giden
bir kereliğine neren ağrıyor al şu ilacı hadi güle güle deyip tamama ermiş bir ilişki olarak değil de sürüp giden, ne zaman sağlığıyla ilgili bilgi almak istese, bir şey danışmak istese, aklına bir şey takılsa ya da bir yakınması olsa gelip tekrar bizle temas edecek şekilde iyi bir ilişki, sürekli ilişki zemini oluşturmamız lazım. Hasta odaklı yaklaşımı bunlara önem vere vere yavaş yavaş olgunlaşmış halde görüyoruz. Stewart ve arkadaşları 1986'ya gelindiğinde hasta odaklı klinik yöntem diyerek 6 boyut ileri sürmüşler. Hasta odaklı klinik yöntem. Bu da değişik bir ifade. Hasta odaklı klinik yöntem. Bir, hastalığın deneyimini keşfetmeye çalışmak. Yani bir hastaya bir teşhis koyduğun zaman o hastanın başına neler geldi? O nasıl etkilendi? Duygu durumu ne oldu? Nasıl sezinledi? Nelerden korktu, çekindi? Aile içindeki rolleri nasıl değişti? İşindeki durumu nedir? Geleceğe ait ne gibi endişesi var? Ya da bunu atlatmak üzere ümidinin düzeyi nedir? Nelere önem vererek ümitleniyor? Ne zaman ağlıyor? Bunlara bakar. Hastalığın deneyimini keşfetmeye çalışmak. Hatırlayın, yani sadece disease boyutu değil, illness boyutunu ve sickness boyutunu da ele almak anlamına geliyor. Bunları konuşmuştuk sizle. Hastanın bütün kişiliğini anlamaya çalışmak. Fazlaca müpem, kuşkucu birisi mi ya da kendinde olmayan rahatsızlıkları vehmediyor mu ya da var olan bir takım belirtiler var, onları görmezden gelme ve hafife alma eğiliminde mi? Kişilerin tepkileri hastalığa ve hastalık belirtilerine, kişilerin tepkileri değişik değişik olur. Bunların hangi kişilikten ve ne gibi tepkilerle hastalık macerasını yaşıyor, bunu çözümlemeye çalışmalıyız. Hekim-hasta ilişkisini güçlendirmeliyiz. Her durumda iyi ilişkiler kurmalıyız. Pozitif ikincil ilişki, hiç unutmayın. Hani hastalarla iletişim bahsini yine televizyon seansında vermiştik. O zaman ben demiştim, birincil pozitif ilişki kurarsanız kısa sürede tükenmişlik sendromuna gidersiniz. Hasta sizin ne annenizdir, ne kardeşinizdir, ne eşinizdir, ne de komşunuzdur. Ama o sizin hastanızdır ve pozitif olmak zorundasınız. Daha onun gibi çok hastalarınız var. Ona insanca muamele edeceksiniz. Ama o hasta macerasını yaşadığı zaman buna bir şekilde katlanmak durumundayız. Ölecekse de ölecektir, yapılacak bir şey yoksa. Bütün bunlara şahit olurken ben ne kadar katkı verebilirim diye düşünüp soğukkanlı bir, çok küçük bir mesafe bırakarak bu dengeyi sağladığınızda buna pozitif ikincil ilişki denir. Yönetimi de gözden geçirerek ortak bir zemin bulmaktır diyor hasta odaklı klinik yöntem. Yani bulunduğunuz hastanede, bulunduğunuz klinikte, bulunduğunuz ortamda, ilde, ilçede o kuruluşun olanaklarını aşacak kadar büyük bir şey varsa, istekleriniz varsa bunu törpülemeniz ve makul sınırlara çekmeniz gerekiyor. Önleyici ve sağlığı geliştirici uygulamalarda klinik yaklaşımlarla bunları bütünleştirmek. Bakın, korona günlerinde biz bir Türkiye'nin başarısının bir boyutu da şuradan kaynaklandı. Sahada filyasyon ekipleri var, halk sağlığı ekipleri. Orada belli bir başarı sağlandı ve süzülüp oradan hastanelere, gerekirse hastanenin içinde de yoğun bakım ünitelerine yatırılması gereken kişiler ayıklanıp tedavi edici hizmetleri sunanların ellerine teslim ediliyor. Ben sahada işimi iyi yapmazsam tedavi edici ne kadar iyi olursa olsun doğru kişileri hizmet ortamına alamaz ve işini iyi yapıp etki yaratamaz toplumda. Ben çok iyi bir şekilde bulup uygun kişileri tedavi edici hizmetlere götürdüğüm zaman eğer o iyi değilse
uygun tedavileri, işlemleri yapmakta yetkin değilse, olanakları yoksa, sistemi bozuksa, ilaçlara erişemiyorsa, makinasının sayısı azsa, kapasite yetersizliği varsa, her neyse insan sayısında kapasitede yetersizlik varsa, ben ne kadar iyi iş yaparsam sonuç yine eksiktir ve kötü sonuç çıkacak. Ama Türkiye'de gördünüz şu anda her iki durumda da, her iki bacakta sağlam bastı ve böylelikle beklenilen başarıyı, ben Nisan'ın sonunda düşüşe geçeriz diye öngörmüştüm. Beni iyimser bulmuşlardı birçok arkadaşım. Televizyonlarda klinisyen hocalarımız hala bu verilerin bir şey ifade etmediğini, çok kötü günlerin yaz günlerinde bizi beklediğini söylüyorlar. Ben aynı görüşte değilim. Biz buraya kadar çok iyi yönettik. Hatta Nisan'ın sonunda biz bu düşüşü yaşarız demiştik. Kırılmalara baktığım zaman 22, 23, 24 Nisan. Bu 3 gün zarfında iyiye yöneliş netleşmiş oldu. 3-4 gün içinde, ondan sonra da 24, 25, 26. Böyle böyle birbirini pekiştirerek 5 gündür devam ediyor. 5 gün üst üste, en az 5 parametrede hep sürekli iyilik hali, şans eseri ortaya çıkmaz arkadaşlar. Biyoistatistik bilimi bize bunu söylüyor. O yüzden Türkiye'de iyiye yöneliş başladı. Ha, bayram nedeniyle filan böyle yine sarılmalar, öpüşmeler, el öpmeler yoğunlaşır da vur patlasın, çal oynasın, şenliğe dönersek ikinci bir hamle gelir. O başka bir şey. Biz şu anki rüzgarın gidişini konuşuyoruz. Beşincisi, önleyici ve sağlığı geliştirici uygulamalarla klinik yaklaşımları bütünleştirmek. İşte biraz önce anlattığım kanlı canlı sıcacık örneğimiz bu beşinci maddeyi bize açıkça gösteriyor. Altı, kişisel kısıtlılıklara bakarak gerçekçi olmak. Yani adamın mali durumu iyi değil. Bir oda, bir göz evde yaşıyor. Senin nemsiz ortamda şöyle böyle kalman lazım falan, odanı ayırman lazım dediğiniz zaman bu gerçekçi olmaz. Adamın bir tane odası var, ikinci odası yok. O zaman ona oda sağlayabileceksen bu öneriyi yapacaksın. Değilse koşulla, eğer öyle bir olanağımız yoksa var mı diye kurcalayacağız. Varsa kullanacağız, tamam. Değilse de ne elimizde varsa buna rağmen ne yapabileceğimizi, gerçekçi, ayağımızı yere sağlam basacağız. Afaki vallahi odası var yok beni ilgilendirmez, ben ona odanı ayır derim çekilirim derseniz iyi bir hekim değilsiniz demektir. Hastanın bakışıyla görmek, bu çok önemli bir şey. Bireysel etkileşimlerden sistemlere doğru yüzümüzü çevirmemiz lazım. Hekim hastalığı hastanın bakışıyla görebilmek üzere, yani disease mantığından çıkıp illness mantığına bürünerek bunu yapabilmek için hastanın dünyasına girmeye çalışır. Evet, bu modern hekime yakışan tutum budur. Hastanın dünyasına girmeye çalışmak. Bu da empati gücüyle, diğer kamlıkla olabilecek bir şey. McVinney ve arkadaşları 1989'da bir makalelerinde bunu böyle ifade ediyorlar. Hasta odaklı yaklaşım deyince bunu biz başka bir şeyler sanabiliriz. Bunları çağrıştıran, buna yakın anlamları olan ama farklılıklar da taşıyan bazı kavramlardan farklı olduğunu vurgulamak istiyorum. Hastalık odaklı yaklaşım değildir hasta odaklı. Hastalık odaklı yaklaşım eskide kaldı. Hekim odaklı yaklaşım da değildir. Bir disiplinler arası çalışma gerektirir. Sadece hekim değil, hemşire, fizyoterapist, diyetisyen, eğitim hemşiresi, bir sürü şey var. Bir diyabeti yönetmekte en az diyabeti tedavi eden kişi kadar önemli kişi diyabet eğitim hemşiresidir. Paternalist, yani babacan, sen sus. Bak ben seni ele aldım, ne olduğunu
sen benden iyi bilemezsin. O yüzden ben söyleyeceğim, sen yapacaksın. Yaklaşımına babacan yaklaşım derler. Evet, burada hekim hastasını çok sever. Kendi canı kadar onun canını korumak ister. Ama göz önüne almadığı şey ne? Hastanın kişiliği. Ona X muamelesi yapıyor. Böyle bir şey yok. Hasta bizim paydaşımızdır. Onun tercihlerini göz ardı ederek yaklaşmamamız lazım. Babacan yaklaşım da 20. yüzyılda sıkça kullanılan yöntemler de arasındaydı. Bugün birazcık terk edilmiş durumdadır. Hasta odaklılığın esaslarına bir bakalım arkadaşlar. Önce hasta odaklı sağlık sistemi kurmamız lazım. Sistem böyle olmazsa tek bir hekimin böyle davranmaya çalışması hiçbir şeyi değiştirmez. Denizde küçücük bir bardak su etkisi yaratır. Daha başka bir etki yaratmaz. Sistemi bu şekilde kurmanız lazım. Denizin kendisini bu hale getirmeniz lazım. Sağlık hizmetinin etkileşimlerini, ortaya çıkardığı dinamikleri de bu hale dönüştürmek lazım. Hasta odaklı sağlık sistemi dediğimizde hizmetler entegre olacak birbirine. Mesela biraz önce dedik, filyasyon ekipleri hastanedeki klinisyenlerle entegre oldu. Ya da doktorlar hemşirelerle entegre oldu. Ameliyat eden doktor ameliyathane hemşiresiyle, ameliyathane teknikeriyle entegre oldu. Koordineli çalıştı. İşbirliği içinde çalıştı. Sürekli bir irtibat verdi ve sürekli hizmet verdi. Kesik değil. Kesintisiz hale getirdi. Uygun ve rahat ortamlarda kolay erişilebilir bir halde tuttu kendisini. Sağlığın geliştirilmesine önem verdi. Sağlığın geliştirilmesini değinip geçmiştik halk sağlığına giriş dersimizde, ama 3. sınıfta halk sağlığı uygulamalı dersimizde bunun üstünde sıkça duracağız. O yüzden aklınızın bir kenarında kalsın sağlığın geliştirilmesi. Fiziksel konforunu da düşünerek kişilerin, hizmet alanların. Ortopedi kliniğinin önünde alçılı ve bastonlu insanları ayakta bekletmeye hakkımız yok. Onların en azından oturacağı bir sandalyeleri onlara sağlayabilmemiz lazım. Geçen gün, ismi lazım değil, bir eğitim araştırma hastanesine gittim. Vallahi böyleydi. Ortopedi kliniğinin önünde böyle bastonlara tek ayak dayanmış, ayakta duvarlara dayanmış insanlar sırada bekliyorlardı. Hastanedeki yönetici pozisyonda olan arkadaşımla yürüyorduk koridordan. Dedim ki, ya şu insanlara şuraya bir bank koyamadınız mı, sandalyeler, ya da bu insanları buraya almayın, böyle bir levha şey gibi bir şey yapın, elektronik sandalyeli yerden sırası geleni çağırın, o gelsin, burada böyle ayakta olmuyor dedim. Çok iyi hizmet veriyor olabilirsiniz içeride, ama o ayağı alçılı insanları orada ayakta beklettiğiniz zaman karizmayı sıfırlamış olursunuz. Hasta odaklı sağlık hizmeti etkileşimlerinde de kişiler arası ilişkilere bakıp hizmetin sunulduğu her hastayı biricik insan olarak algılayacağız. Biyopsikolojik modeli uygulayacağız. Yani sadece bedenine değil ruhuna da hitap edeceğiz. Sezgilerine, duygularına, algılarına, beklentilerine saygı duyacağız. Algı yanılmasıyla bizi yanlış şekilde yargılamasının önüne geçeceğiz. Bu da akıllı bir hekimin yapacağı bir şeydir. Doğru algı sahibi olması için hastasını desteklemek. Hastası da yetmez, yakınları da dahil. Kavgayı, hastanede kavga çıkaran kişilerin %70'i hastalar değildir. Hastaların yakınlarıdır. O yüzden sadece hastaya odaklanıp yakınlarını göz ardı ederseniz orada da çuvallamış olursunuz. Hastayı öncelikle bir hasta olarak değil, bir insan, bir varlık, onurlu bir varlık olarak görmemiz lazım. Kişilik olarak. Gücü ve sorumluluğu, karar alma, uygulama gücünü ve sorumluluğunu paylaşırız hastalarımızla ve kararlara onu da paydaş olarak katmaya çalışırız. Tercihlerini anlarız.
etkili ilişki kurarız. İnsan doktor olmanın önemini biliriz. Sistemi hasta odaklı hale getiriyoruz. Biz etkileşimlerimizde hasta odaklı hale geliyoruz. Böylece hasta odaklılık sonucu ortaya çıkmış olacaktır. Hasta odaklı sağlık sisteminde arkadaşlar değişik ifadeler, kavramlar iç içe geçiyor. Bunlar birbiriyle örtüştüğü, birbirini desteklediği, birbiriyle iç içe geçtiği ya da yan yana geldiği durumlar var. Kültürel yetkinlikler ele alınıyor. Hasta odaklı hizmet, hakkaniyetli hizmet, bunlar dengelenmeye çalışılıyor. Güvenli, etkili, verimli, zamanında kaliteli hizmet sunuyoruz. Biraz önce Institute of Medicine'ın 6 özelliği demişti 21. yüzyılın. Onlar burada yer alıyor. Hastaların değerlerine, inançlarına ve tercihlerine saygı duymak, özetlersek, hizmeti bireylere göre ayarlamak ve kültürel yetkinliği olan bir şekle sokmak, kültürel boyutlu kültür köprüsü kuracağız. Hastaların tercihlerinin zaman içinde değişebileceğini anlayacağız. 10 gün önce tedaviyi kabul eden hasta, 10 gün sonra ben bunu istemiyorum, bu ilaç bana iyi gelmiyor dediğinde ona kızmayacağız. Bunlara göre klinik ve işletme hizmetlerinde gerekli düzeltmeleri yapabilmemiz gerekir. Hasta odaklı yaklaşımın koordinasyon, bütünleştirme, birisinin eksik bıraktığını diğerinin tamamlaması, sürekliliği sağlama, kesintisiz hizmet, bu çok önemli. Zamanında ve uygun yollardan bilgi akışını da sağlamak, etkili iletişim ve eğitimle bunun yerine getirilmesi olarak özetleyebiliriz. Bilgilendirmede hastaya onun anlayacağı dilden geçerli ve yeterli, kafasındaki soruları çözecek kadar bilgi aktarmamız bizim sorumluluğumuz. Teşhisle ilgili olabilir bu. Hastalığının niye adının bunun konulduğu, bunun peki nasıl ortadan kaldırılacağı ya da yönetileceği konusunda tedavi seçenekleri konuşulurken, ileride benim başıma ne gelir bu hastalık iş açar mı diye sorduğunda prognoz, hastalığın seyriyle ilgili diyaloglarımızda bu geçerli ve anlaşılır şekilde bilgi aktarmamız gerekiyor. Ayrıca sadece böyle kuru kuruya bilgi aktarması değil, onun mental dünyasına girerek, onun manevi alanında onu desteklemek, güçlendirmek için fiziksel ve duygusal destek sağlamamız lazım. Fiziksel konforuna üşüyorsa ısısını ayarlar. Çok bir şekilde ağrı şubu çekmesine zaten hiçbir şekilde müsaade etmememiz lazım. Hiçbir insan ağrı çekmemelidir. Ağrı insana reva olmayan bir işkencedir arkadaşlar. Ağrı sızı durumlarını mümkün olan en az düzeye ve en hızlı şekilde yok etmeye yönelik hemen hamlelerimizi yapmak zorundayız. Duygusal desteği de içine alıyoruz. Fiziksel konfor gibi. Onun endişelerini, korkularını, gerginlik hallerini ele alıyoruz. Endişe, korku, gerginlik dedim. Niçin? Hastalar niye gergin olsun ki, endişeli olsun ki demeyin. Her hastanın içinde mutlaka biraz endişe, biraz korku, biraz gerginlik vardır. Bazı hastalarda bu daha da yukarı seviyelere çıkar. Belirsizlik durumu insanı her zaman endişeye sevk eder. Ne olacak? Bilmiyoruz. Benim hastalığım neymiş? Tanı konamadı. Doktorlar bilemedi. Bu durum hastayı çok büyük bir şekilde endişeye, korkuya iteler. Yalnızlık duygusu hastalarda eşi dahil herkesin kendisini ihmal ettiğini düşünmeye başlar, çocuklarının. Hastalar çok alıngan, kırılgan olurlar. Ağlarlar kendi hallerinde.
Bazıları daha da işi çığırından çıkarır, ona buna beddua etmeye başlar. Bazıları yalvarır. Değişik değişik tepkilerle bu ruh durumları karşımıza çıkar. Hastalığın mali yükü endişelendirir. Cebimden ne kadar para çıkacak? Ben bunun altından kalkabilecek miyim? Ailemin geçimini sağlarken bir yandan da bunları ödemeye gücüm yetecek mi? Her hastanın bunları zihninde, bazıları belli eder, bazıları da içinden bu testleri, gözden geçirmeleri yapar. Sosyal rolü ve önemi, acaba artık ben hasta çürüye mi çıktım? Kimse benim sözümü dinlemeyecek mi? İş yerinde ben hasta düştüm diye müdürlükten, görevden mi alacaklar? Türlü türlü şeyleri hasta düşünür ve bunların endişesini taşır. Hasta odaklı yaklaşım, hastaların izin verdiği ölçüde tedavinin, bakımın, alınan tıbbi kararların içine hasta ve yakınlarını katmaya çalışır arkadaşlar. Institute of Medicine 2001 yılında, biraz önce anlattık, bu Amerika'daki Quality Chasm diye bir kitap yayınladılar. Chasm böyle dar geçit, zor geçit diyelim. Kalite zor geçidi diye Türkçe'ye çevirebilirim ben bunu. 10 kuralının 10 tane kural koyuyor. Kaliteli sağlık hizmeti düzeyine çıkabilmek için bu 10 durumu gerçekleştirmek lazım diye. Bunun 6'sı sağlık bakımı kalitesiyle ilgili. İşte şöyle yapmalı, böyle yapmalı. Ama bu 6 kuralında biri hasta odaklılık üstüne. Kontrol gücünü hastaya vermek olarak yazmışlar. Böyle tanımlıyor. Yani kendi durumuyla ilgili tıbbi hizmetlerde ne olacağının, bunların ne şekilde yapılacağının kontrol gücünü hastaya veriyor. Doktor, hekim, hemşire, diğer sağlık görevlileri evet işlemlerini yaparlar ama önce hastaya teklif ederler. Bunun neden gerekli olduğunu açıklarlar. Alternatifleri ortaya koyarlar. Bu olmasaydı başka neler yapılabilirdi? Bu yapacağımız işlemin ne gibi riskleri doğabileceği? Bunlar da anlatılabilir. Yapmazsak ne olacağı, yapınca ne olacağı, böylelikle biz ne kazanacağımızı açıklamamız. Bunlar net teknik ifadelerle hastanın anlayacağı dilden hastaya açıklanmalıdır. Ondan sonra hasta tamam ben o zaman bunu istiyorum deyince kontrol gücü hastaya verilmiş demektir. Arkadaşlar, Amerika'dan bir yayın okumuştum. JCI var, bu kısmı geçiyorum. Günün birinde uzun uzadıya anlatacağım. JCI standartlarından da size bahsedeceğim. Hasta odaklı standartlar 7 başlık altında. Sağlık hizmetlerinin organizasyonuyla, yönetimiyle ilgili standartlar da 6 başlıkta. Bakın 13'ün yarıdan fazlası hasta odaklı olmakla ilgili standart koyuyor. Joint Commission International, dünyanın en büyük akreditasyon kuruluşu, sağlık kuruluşlarını akredite eden örgütü, yarıdan fazla önemi hasta odaklı standart başlıklarına veriyor. Hasta odaklı standartları şöyle yazmışlar: bakıma kabul ve bakımın devamlılığı, hastanın değerlendirilmesi, hasta bakımı, anestezi, sedasyon, cerrahi, hasta yönetimi, ilaç ve eczane yönetimi, hasta ve ailesinin hakları, hasta ve ailesinin eğitimi başlıklarında toplam bu burada 7 tane, bir de yönetim organizasyonla ilgili 6. Hepsini topladığınızda arkadaşlar 400 küsur tane standart var. Bunları sağlarsanız iyi bir sağlık kuruluşu olursunuz diyor. İşte bu 7 başlıkta altında açılan bir sürü standartlar var. Onlar tek tek değerlendirilip size bir belge veriliyor. Evet, burası iyi bir kuruluş. Biz bunu gördük, şahit olduk deyip akredite ediyorlar sizi. JCI akreditasyon belgesini aldınız mı, bunu ilan ettiğiniz zaman dünyanın her yerinden hastalar size güvenle gelirler.
Bu demek ki iyi bir kuruluşmuş derler. Organizasyonel standartlar da bunlardı. Bugün konumuz JCI olmadığı için onu atlayayım. Şimdi Amerika'daki sağlık hizmetleri açısından bir araştırma yapmışlar 2007'de. Şimdi de durumun farklı olduğunu sanmıyoruz. %100 tam anlamıyla patient centered team care, takım olarak hasta odaklı hizmeti sunan puanı burası. Tamamen kendi kafasına göre giden durumda burası. Amerika'daki sağlık hizmetleri bakın ortayı bile bulamamışlar. Profesyonel odaklı gidiyor. Onlar sağlayamamışlar. Bunu konuştuk. Slaytınızda bulunsun. Hasta odaklılığın alanları, bir makaleden aldım bunu da. Burada yazıyor aldığım kaynağın şeyi. Değişik değişik araştırmalarda, yayınlarda hangi özellikler hasta odaklı olmuş diye sayıyorlar. Ulaşılır olabilme, aile odaklı olma, sürekli, kapsayıcı, koordinasyonlu, toplumla bağlantılı, merhametli, kültürel olarak uygun, duygusal destek sağlayan, bilgilendirici, eğitici, fiziksel olarak konforlu, ödeme zorluğu olmayan, kaliteyi geliştiren, hastaların değerlerine saygılı. Böyle ifadeler çıkmış bu literatürlerden. Bunlardan en çok işaretlenen koordinasyonlu olması, dikkat ederseniz. Ve bir de hastaların değerlerine saygılı olması. Şu kaynakların tamamı bu özelliği saymış. Bunun yanında bilgilendirici, eğitici olmaya vurgu yapmışlar. Bunun yanında sürekli hizmet vermesine vurgu yapmışlar. Diğerleri daha az vurgulanmış. Demek ki bu özellikler sağlandığında hasta odaklı hizmeti veriyoruz demektir. Hasta odaklı hizmeti vermek istesek bile karşımızda bazı engeller var. Sağlık görevlilerin, özellikle hekimlerin bu yöndeki eğitim eksikliği hekimin kendine yönelik ve kendine odaklı hizmet sunmayı ve bunu iyi hekimlik sanmasıyla sonuçlanıyor. Ben böyle olmasın diye size bu eğitimleri veriyorum arkadaşlar. Üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz. Ama sizden önceki kuşakların hastadan çok kendine ve yazacağı ilaca, tıbbi süreçlere, hizmetlere odaklandığını hayretler içinde göreceksiniz kliniğinize çıktığınızda. Koordinasyon bozukluğu, herkes ayrı telden çalıyor, aralarında bir uyum yok, birinin alt dediğini öbürü kara bile diyor. Konsültasyona çağırıyorsunuz, siz yemekteyken adam geliyor, bir şeyler yazıyor dosyanın şeyine gidiyor. Halbuki konsültasyon isteyen insan senin uzmanlığına ihtiyaç duymuştur. O hekimle bir görüşsen, karşılıklı tartışmayla fikir birliği içinde olsan daha güzel olmaz mı? Ama işte böyle. Sekleri ayarlamada, diğer kuruluşlardan, daha önce hizmet aldığı kuruluşlardan bilgi alıp onu buradaki hasta dosyasına entegre etme meselesi. Ödeme kuruluşlarından kaynaklanan sorunlar var. Provizyon alamıyoruz bazen. Biz aslında iyi hizmet yapmak istiyoruz ama ödeme kuruluşu diyor ki hastanın poliçesi buna yeter, şuna yetmez. Özellikle özel sağlık sigortalarında karşımıza çıkabilir bu. Hasta eğitimine, telefonla iletişime ve hasta vizitlerine fazla zaman bırakmayan bir hizmet veriş hızımız var. Bu da hasta odaklı olmamızın önündeki en büyük engellerden biridir. Arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugün için 5 dakika dinlenme, ondan sonra bir sunumumuz daha var. Ya da beklediğimden daha uzun sürdü. Bu haftalık dersimiz bu olsun. Öbür dersi de yine uzatarak anlatacağım. Teşekkür ediyorum ben. Sağ olun.